diyelim şu anda siz benim ağzıma bakıyorsunuz. Beni dinliyorsunuz. Allah razı olsun. Ama belki söylüyor isem onların cümlesi haktır diyorsanız işte beni böyle mürşit kabul etmeniz size ayvayı yedirir beyler. Bunu böyle bilin. Ben de Allah'ın bir kuluyum. Üstelik bana vahiy de gönderilmiyor. O zaman evet bazı şeyleri sizlerden fazla biliyor olabilirim. Bazı şeyleri sizin tanımadığınız dönemlerden beri tanıyor olabilirim. Bu konuda kıdemim, sabıkam vardır. Olur. Ama bu demek değildir ki Ercüment Özkan hata yapmaz. 40 yıllık şoför de araba deviriyor. 40 günlük şoför de araba deviriyor. Devirmiyor mu beyler? Yani bir insanın şoförlüğü eskidikçe hiç kaza bela gelmiyor mu onun başına? Görüp duruyoruz hayatta. Yani deneyimin fazlalığı daha müteyakkız, daha tedbirli olmaya eğer yararlanmak isterse kişi yardımcı olur. Ama onu mutlak anlamda eksikliklerinden, yanlışlıklarından, hatalarından koruyamaz. Hatalardan korunmuşluk Allah'a mahsus. Yanlışlıklardan uzak olma Allah'ın özelliği. Onun dışında hiçbir varlığın özelliği değil. Bu bakımdan efendim işte benim şeyhim, benim mürşidim, benim efendim ne buyurursa haktır. Eğer efendin Allah'sa amennâ ve saddakna, buna ben de inandım ve tasdik ettim derim. Yok Allah'ın dışında birisi için böyle söylüyorsan havanı alırsın. Bu kafayla ancak cehenneme gidilir.